Tarihi Türk dizilerindeki Yalanlar serisinin ilk videosuyla sizlerleyiz. Serinin ilk videosunda bir zamanların bayağı sevilen dizisi ve hatta şu an bile internette hala izlenen Muhteşem Yüzyıl dizisini konuşacağız. Dizide anlatılan yalanları tarihte olmayıp da dizi senaryosuna uydurarak yapılan değişiklikleri konuşacağız. Bu videoda söyleyeceklerimiz diziyi karalama amacıyla söylenmemektedir. Zaten dizi bitmiş gitmiş. Her neyse dizide olan bir sürü detayı gelin konuşalım. Bir de bu serinin devam videoları gelsin mi mutlaka yorumlara düşüncelerinizi bekliyorum. Hazırsanız Tarihi Türk dizilerindeki Yalanlar serisinin ilk bölümüyle başlayalım. Muhteşem Yüzyıl döneminde ses getirmiş bir yapımdı. Hem çok sevildi hem nefret edildi. Dizi Kanuni Sultan Süleyman'ın hem aşk hem savaş hayatını konu alıyor. Dizide savaştan çok dram, entrika ve ihanet konusu ön plandaydı. Bir tür yabancı dizi Tudors dizisinin bir kopyasıydı diyebiliriz. Dizide harem ön plandaydı. Bu harem ne demek önce ona bakalım, sonra dizide harem nasıl anlatılmış, gerçekte nasılmış onu konuşalım. Harem kelime kökeni Akatça örtmek, gizlemek, başkalarından esirgemek, ayırmak, tecrit etmek manalarındaki haramı olan harem kelimesi. Arapçada korunan, mukaddes ve muhterem olan şey veya yer anlamına gelir. Ev, konak ve saraylarda genellikle iç avluya bakacak şekilde planlanan, kadınların yabancı erkeklerle karşılaşmadan rahatça günlük hayatlarını sürdürdükleri bölümlere harem adı verilir. Dizide harem hakkında öyle yanlışlar var ki. Harem bir mektepti, eğlence yeri değildi. Hristiyan bir kız haremde kalamaz. Hepsine yeni bir isim verilir. Hiçbiri Hristiyan ismiyle anılmaz. Hürrem Sultan'ın ikide bir bakıp imrendiği gözdeler balkonu başka bir alem. Filmlerde tasvir edilen kibar randevu evlerini andırıyor. Balkonda manasızca salınan bir sürü kadın gerçeği aksettirmiyor. Padişah şatafatı güzel yaşamayı severdi ama zannedilenin aksine kadınlara düşkün değildi. 4 hanımı vardı, Hürrem'den sonra da kimseye iltifat etmemiştir. Fevkalade prensipli, protokole çok bağlı, aynı zamanda pek zarif bir zattı. Dizide cariyeler arasında esasında Hürrem Sultan ve Mahidevran Sultan arasında sık sık kavga olurdu. Gerçekte böyle bir şey olsa cariye o sarayda asla kalamazdı ve hemen atılırdı. Hareme asla erkek giremezdi. Bir de haremde cariyeler başı açık gezerdi. İslam'da ise erkeğin kadını başı açık görmesi dinen farz değildir. Gerçekte de cariyeleri padişaha takdim etmek için has oda başı seçerdi ve o bile hareme giremezdi. Dizide olaylar Kanuni Sultan Süleyman'ın tahta çıkmasından, yani 1520'de başlar ve ilk bölümde dizide harem olur. Oysa gerçekte Topkapı Sarayı'na harem 1540 yılında gelmiştir. Dizide cariyeler sultanın karşısında dans ediyorlardı. Dizinin ilk bölümünde Hürrem Sultan Kanuni Sultan Süleyman'ın karşısında dans ediyor ve Süleyman onu kendi haremine, yani yatağına alıyor. Aynı Sultan Süleyman gerçekte Fransa'da dansı yasaklamıştır. Yani düşünün, Sultan Süleyman gibi 3 kıtaya hükmeden biri, Fransa o zaman hiçbir şeydi. Kanuni gerçekte onlarda dans olduğunu öğrenip onları ikazda bulunuyor. Hatta Fransa kralı mektup bile yolluyor. Ben ki 48 krallığın Hakanı Sultan Süleyman Hanım, sefirimden aldığım habere göre memleketinizde dans namı altında kadın erkek birbirine sarılmak suretiyle alame innas, yani herkesin gözü önünde ve faydasız işler işlenmekte olduğunu duymuşumdur, işitmişimdir. İş bu rezaletin memleketime de sirayeti ihtimali name-i hümayunum yedinize, elinize yani, ulaşmasından itibaren derhal son verilmediği takdirde bizzat orduyu hümayunumla gelip mene mubt ederim. Bunu söyleyen de yabancı tarihçi Joseph Van Hammer'dır. Dizide masa var, padişah veziri azam masada oturuyor. Oysa 16. yüzyılda Osmanlı'da masa yoktu. Padişahlar, vezirler yerde otururdu. Masa saraya 19. yüzyılda Sultan 2. Mahmut döneminde geldi. Bir de yemekte sultana eşlik edenler var. Bu gerçekten mümkün değil. 2. Mehmet'ten itibaren sultanın yalnız yemek yemesi kanunlaştırılmıştır. Dizide kaşık var. Oysa kaşık Osmanlı kültürüne ilk defa 19. yüzyılda Sultan 2. Mahmut döneminde gelmiştir. Evet, baya baya bir sürü detayı bulup sizlerle paylaştık. Bir kez daha diyorum, buradaki amaç dizileri karalamak değildir. Buradaki amacı zamanla göreceksiniz zaten. Tarihi Türk dizilerindeki Yalanlar video serisinin devam videoları için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.